Bu için roket lazım. Abi tam bomba olur. Ekip komedi olacağını düşündüğüm için roketi seçtim. Yani komik olacağını düşündüğüm için şu an roketi seçtim. Direkt. Something supposed to be happening here? Burada bir şey mi oldu? This furry little creature is full of Bu anger. Yeah, cuz Quill's a prick who only cares about Quill'lar şerefsiz ve gerçekten tek şey. Kızgın ama aynı zamanda içinde üzgün. Bu ne Quill? Bu böcek kafa benim hakkında ne yapıyor diyor. Mantis yani işte sizin duygularınızı görebiliyor falan diyor. Bizi biz yapan. Anıları. Bütün galaksiyi talan ettik ve senin için mi geldik dedi. Gayet benim işim ona yönünü vermek işte seçilmiş kişiye. Ben Celestial One olduğumu düşünüyor benim. Bu ne? Celestial ne? Neden bir? Neden o ben olamıyorum? Ha açıklayabilirim. Uzun zaman önce. Ya şu şeyin anlatacağı şeyleri ben niye umursayım falan dedi. Kısaca üste geçiyorum. O biraz da komik söyledi ama onu tam çeviremem. Anlatsın ya. Böyle saçma sapan boş boş şeyler. Ben dinlemek istiyorum. Tamamını. O zaman uyku zamanı. Aydınlat bize. Anlat. Tabii ki de Peter dedi. Ben de yıllardır sadece duygularımla hani insanlarla beraber iletişim haline geçiyorum konuşmak yerine. Ulan tıklayamadık bir şey iyi mi? Yok eder, yaratırsan yok etmen gerekiyor, yok edersen de yaratmak zorundasın diyor. Yani bu ikisi bir döngü. Sıkıcı sıkıcı. To ensure that the forge was only wielded by someone deserving, and to help guide the wielder down the right path. But I waited. Beklemiş. And waited. Beklemiş. Years went by. Yıllarca beklemiş orada. Some unworthy tried to use the forge. Some even tried to force me to help them. The Kree decided that no culture had matured enough to use the forge with the wisdom required. Eventually, the forge and I were separated. Forge'da bu ayrılmışlar. Yani insanlık artık hani ona ulaşana kadar. Okey yeter de. Bu sadece başlangıç diyor. Bugün bize bizi yaşattı için teşekkürler diyor o da. Çok ilginç falan diyoruz bir de. Evet, roketi. Bir gün Quill. Seni o havalandırma şey var ya basıyorsun tuşa arkada fışt diye uçuyor. Orada geberteceğim. Onu tam öyle anlatabilirdim. Öldür beni. Celestial One hakkında bir efsane var falan filan. Eternity Forge'u kullanarak yıldızlara kadar nasıl görünüyorlar dedi. Wise being capable of navigating the dark of immense power. Zeki falan şeyleri, duyguları normal falan filan. Her şey için en iyisini. Biraz götümüz kalksın, egolu adam sonuçta. Bu beni gerçekten temsil ediyor yani, beni tanımlıyor falan dedi. Şerefsizler. Hey hey, kesin şunu. Hiç komik değil de Peter Celestial var. Seçilmiş kişi diyelim ona. Sen gerçekten saçmalıyorsun neydi? Celestial olandan şeydense neden Forge çalışmıyor dedi bu aptal Forge. Yapamıyor diyor. Senin kaybın. O bazen seninle beraber. Forge şu an sınırlı. Undeteriorated. I am Groot. You said right now.
Şimdilik çalışmıyor diyor yani de. Sonradan ileride farklı olabilir mi? Sen her şeyi değiştirebilirsin. O çalışmıyor. Nasıl? Sacred gizli bir shrine varmış. Oraya götürürsek aktif olacak. Pardon bu arada. Sen gerçek gücü ortaya çıkabilirsin ya da yok edebilirsin tamamen. Gerçek güç ne? Gibrini geri döndürmek diyor. Her zaman ya yani istediği bir zamana falan filan. Gerçekten yaşama. O zaman niye? O zaman neden yok etmek istemiyor? Bu gerçekten havalı. Ama bunun bir bedeli var diyor. Ha, bir şeyden olması lazım. Birisinin ölmesi gerekiyor bunun için. Evet, işte ilişkilerimizi bitirelim de gidelim de. Gerçekten mi? Kimi öldürmeyi planlıyorsun? Sen beni şu an canımı sıkıyorsun diyor. Sen olabilir yani. Öldürmemiz lazım diyor. Ailemi geri getirmeden olmaz. Groot da benim tarafımda olduğunuzu ve 3'e 1 kazandık. Bu doğru değil. Groot diğer türlü hissediyordu. Artık şey yapamıyor. Bunlar bir şey. Bu iyi dildi. Yalan söyledi abi, söylerim. Yani Gavon'u yok edecektin, o yüzden yapmak zorundayım diyor. Bu iki... İki defa mı? Evet. İki kişi yok edelim diyor. İki kişi de şey yapıyor. Bu çok fazla sorumluluk demek abi. Okay. This is a lot to process here. Kind of heavy on the responsibility, you know. Let me think on it. Bunu düşüneceğim dedim. Well, one way or another, this all ends at the shrine. Her türlü bu shrine'da bitecek dedi. Bizi oraya götürebilir misin dedi. But with your help, I believe I can sense its location. Hiç oraya gitmedim, seninle beraber onun yerini bulabilirim dedi. Ben duygusal olarak ulaşılamazım şu an dedi, biri beni arıyorsa. Hoş geldin Soykan kanka. Mimik örme. Ne yapalım abi? Ne yapıyorsun? Yardımcı ol. Maybe it is best if you sit still. Sen normal kalsan daha iyi dedi. Peki. I cannot sense the shrine. Göremiyormuş şu an. So much unrest among your crew. Their emotions are. Şu an çok hani dağınıklar. Duyguları çok şey karışık. Senin liderliğine ihtiyaçları var. Yardım et onlara. O yüzden göremiyorum. Onların duyguları benim görüş açımı tıkıyor dedi. Evet. Şimdi chat'e de sorayım bu arada. Bu işin sonu oraya gidecek. Yok edelim mi? Geri mi getirelim? Ben yok edelim diyorum ama sonuçta hikaye belirleyecek. O yüzden size bırakıyorum. Sakin olmamız falan söylüyorsun, onlar kapışıyorlar. Nasılsın dostum? Nebula ile beni korumadı. Nebula'yı seçtiğimiz için sinirliymiş bize. Ailemi geri getirebilir diyor Forge. Eğer kullanmayı seçersen. Sana güveniyorum hani tekrar ailemi geri getireceğine. İnanıyorum diyor. You used that antenna woman's powers without permission. It was wrong of you to do that. O kadının sormadan güçlerini kullanıyorsun diyor. Bunu yapman hiç doğru değil. Söyledi roketin bütün şeylerini. O kadar kötü değildi ya diyor. Ama bu yaşadıklarımız, yani bizim düşüncelerimiz bize kalmalı diyor. Sadece birbirimizi daha iyi tanıyalım diye. Çok sırcıyız yani. Biraz daha açılmamız lazım. İsteyerek söylenir, çalınmaz diyor. Bu çok sertti dostum. Senin duygularını falan görmesi bilme. Zor olması. Kendi şeylerinin açığa çıkmasını istemiyormuş bu da. Evet, bana baktığın için teşekkürler. Artık gidebilirsin dedi. Bir ara... Yani 30'da...
Sim ayarlarını değil, pencere. Anlamadım. Hangisi lan? Bana kalırsa bence de haklı ama şey kısmında haklı değil. Yani ailesini geri getirmemiz için illaki birini öldürmemiz gerekiyor abi. Yani yok. O iş olmaz öyle. Neyse. Şimdi önce şunlarla konuşalım, sonra Mantis'le konuşuruz. Hangi kısmı diyorsun kanka? Hey there, Groot. Selam Oh. Groot. Is that a friend of yours? Ya, arkadaşlarından biri mi? I am Groot. I'll tell you this. We're all gonna be okay. Sana şunu söyleyeceğim. Hepimiz iyi olacağız. Forge'da ne olursa olsun. Bu da Groot en adamı ya. Yaptı bize. Teşekkürler. Groot çok fazla konuşmadı. Allah razı olsun. Teşekkürler. Hey bud, what's up? Hey, ne haber dostum? Ne haber? Laf soktu. Neden bunu yapıyorsun bilmiyorum. Yani doğru şey yapmaktan niye alıkoluyorsun? Herkes hani geri getirme şansımız var diyor. I am Groot. I'm not gonna kill someone to use this thing. Birisini öldüremem diyor yani. Ama çoktan yaptın. Thanos'u yaptın, hatırladın mı? Seni kurtardı. Bunu düşün dedi. I am Groot. He should have brought someone else. Anyone else back instead. You don't mean that, Rocket. Bunu gerçekten söylemek istemiyorum. You're telling me what I don't mean. Mandy, bana I meant every damn word. Hepsini söylemek istedim diyor. Laf söyledi çünkü bayağı da. İyi geceler dedi. Ben de söyleyemezsin. Böyle demek istemiyorsundur dedim. Senin egona falan filan. Tabii ki de hepsini söylemek istedim dedi. Duygusal rahatsızlığını gidermiş oldu yani. İçindekileri söyledi falan. Sarhoş ya kafa. Bu da hala böyle yapıyor ya. Ulan ne oluyor? Manyaklar ya. İyi. İki tane manyakla aynı gemideyiz. İyi misin? O da neydi? Klimayı alıyor, kumandasını alıyor misin? Düşündüklerimin hepsini söylemezdim. Biraz daha takılmasını söyledim dedi de, yani sorarım dedim. Dinlemiyor bile beni de. Benden dinlemiyor, beni dinlemiyor diyor. Bana yüzüme bile doğru düzgün bakmıyor. Ondan ümidini kesme. Aile için her zaman değer. Biliyorum, gerçekten deniyorum. Sadece hiç, yani doğru kelimeleri bulamıyorum o kızla konuşuyorum. Belki de daha fazla zaman ihtiyacımız vardır. Bir daha konuşmayı deneyeceğim. Biraz daha orta sakinleştiğini. Zaman yaraları şey yapar, kapatır. Kim söylemiş diyor. Hiçbir fikrim yok. Tabii ki de klasik fikir. Belki de burada tıkılabilirim. Sağlayabilirim. Sadece şimdilik değil. Şimdilik tek başına takılması gerekiyor dedi. Evet, şununla bir konuşalım. Sonra da Nebula'ya gideceğiz herhalde. Nebula kafasını bitiriyor. Yalnız yok mu? Hayır, ne korkunç ki hayır. Birisi çok duygusal şu an diyor bu odadaki. O da Nebula'ydı zaten. Okey. Gidelim. Nerede lan? Nebula, selamünaleyküm. Kızım bir durur musun? Konuşacağız bir dur. Hey Nebula. Hey, selam Nebula. Yeah, hey. Evet, ben Peter Quill. Ama bunu biliyorsun zaten. You mind if I sit? Oturabilir miyim? Cool. Yeah, this is. Evet, havalı. Yeah. This is really. How's the arm? Kolun nasıl? Not bad. Kötü değil. Would have come in handy to have both arms while fighting off the Kree. I suppose I'm lucky you let me out at all. Neyse, beni kurtardığın için şanslıyım falan de. Teşekkür etti bize. Sanırım. Best leader ever, am I right? En iyi lider. Dünyadaki.
Hayır, gerçekten değil. Ama seni suçlamıyorum. Gamora senin takımındayken karar vermesi çok zordur diyor. Onun hakkında bir şey, yani aşk konusu açılmışken benim hakkında ne dedi? Gamora says she still cares about you. Seni bunu göstermesi çok komik, yani gösterme şekli çok komik dedi. Seni umursuyor dedik biz. Bana öyle görünmüyor dedi. Temple'dayken diyor. Sizin son görevinizden alakalı bir şey gördüm. Ne gördün? Senin onu bıçaklayışını gördüm ve ölümünü tekrar. O gün ne olduğuna dair hiçbir fikrin yok. Gamora da bilmiyor. Hiçbir tamamını en azından. O zaman göster bana. Lan gel. Hayda, şimdi de Nebula'nın açısından göreceğiz. Elimi tut. Eğer bu beni öldürürse senin götünü tekme. Ölürsen teknik olarak ölmüş oluyorsun. Evet. Tutalım elini. Neyse ama hani o önemli değil yani. Ölürse ölmüş oluyor aslında da götümüz tekmeleyim ama olsun. Her şey yolunda mı? Neler oluyor? Her şey iyi. Merak etme. Her şey iyi. Öyle, bana öyle görünme dedi. Nebula buraya gel. Nebula. Benim en sevdiğim kızım. Baba. Baba! O yaptığın hareket saldırı bayağı iyiydi diyor. Onu çok kolay disarm ettin diyor. Etkilendim ulan. O kadar iyi bir düşmanı alt ettiğin için helal olsun sana. Gamora hakkında bilmen gereken bir şey var ama diyor. Bu göreve hazır olmadığını düşünüyor dedi. Ama öyle değilsin. Şerefsiz söylediğimizi hemen kurulanmış ya. Şerefsiz. Ona kendine saygı duymasını. Bana saygısızlık etti yine her zaman gibi. Artık ona güvenmiyorum. Sen de ona güvenmelisin diyor. Her zaman bizim için bir risk dedi. Ben onu gözüm üzerinde olur dedi. İyi. Soracağım bütün her şey buydu. Problem olmaya devam ederse onun yerini sen alacaksın. Benim tarafımda kal. Benim en iyi savaşçım olarak. Ve tek kızım olarak. Çok gereksiz, belirsiz. Gamora'ya ihtiyacımız var. O benim öğretmenim. Ve benim. Kendini küçük düşürüyorsun Nebula. Bu görev bunu kanıtlayacak. Kendini küçümseme diyor yani. Bu senin anın. Biz Nebula'ya ihtiyacımız var falan dedik. Git ve hazırlan. Konuşma şeyini açık tut. Duruma göre ben hani şey yapacağım, göreceğim falan. İletişim kaynağını açık tut dedik. Evet. Kratos? Devam edin kim Kratos? Tekrar Kratos'un yanındayız. Yanındakiler kaçtı gitti lan, böyle bir şey yok. Hop, bir pazar. Oha! Nebula, iyi misin? Yaralandın mı? Bunu neden yaptın? He. Onu vermişsin. Buraları çevirmiştik. Onu benden aldın falan. Ben öldürecektim. Sen dikkatini dağıttın. Ben de öldürdüm. Bunu beraber yaptık.
umursamıyorum falan filan onun dediklerini diyor. Bana kalırsa hala Nebula öldürecekmiş de yani hala haklı abi. Bu onu şey yapmıyor. Nebula dedi. Kulağında konuşuyor. Ama Gamora'ya artık ihtiyacın yok. Ve benim de dedi. Eğer ondan kurtulmazsam ben de bunu kendim yaparım. Ve gerçekten kız kardeşin çok güzel acı çeker diyor harbiden. Device'ı bana ver. Nebula ne yapıyorsun? Sen benim öldürmedi mi? Beni benim kilimi aldın. Ben de senden onu alacağım. Burada soru sormuyorum. Tamam be al. Her şey iyi olacak falan filan. İyi olacağız dedi. Yani sonuç olarak Thanos şerefsiz. Buradan bunu anlıyoruz. Götlük Thanos da yani. Yoksa acılar içindeci. Tamam mı? Mevzu tamam mı? Neler oluyor? Bokluk Thanos'taymış yani. Ne görmelerini sağlıyorsun diyor. Biz tam şeyin kızın göstereceği... Neyse ne? Seni öldüreceği yerde. Gerçekten ne olduğunu göstermek istedim ama sen bizi böldün. Üzgünüm. Ne olduğu konusunda hiç fikrim yoktu diyor. Olanlardan sonra ne bekliyorsunuz? Hey! Beni her zaman Thanos'a karşı kışkırttı falan filan. Her şey onun hatası diyor. Ben kendi kendime soktum onu diyor tabi. Ama ne kadar kötü bir aim falan diyor. Gamora ben seni öldürmeye çalışmadım. Gerçekten mi? O zaman ne yapıyordun? Eğer bunu yapmazsan kendi yapacağını söylemiş diyor ve gerçekten acı çekeceğini söylemiş diyor. Gerçekten doğru Gamora. Senin hayatını kurtardı. Benden daha iyi olduğunu açıklamaya çalıştın onu öldürerek diyor. Seni Thanos öldürecekti falan filan yani orada öyle yapmak durumunda kaldım diye anlatıyor da. Senin yani nabzına baktığım zaman hala hayatta mısın diye kontrol ettim diyor. Bu hiçbir şey açıklamıyor diyor. Ben inanıyorum ama diyor. Ben de inanıyorum şu an. Ya şu an öyle gözüküyor yani. Kız baktı. Ne inanacağımı bilmiyorum diyor. Ben bizi beraber tutmadım. Sen benim ailemsin. Just as surprised as you. I figured you'd disagree with me just because that's what you do. Well, I'm not used to you saying anything I'd ever agree with. Maybe you just aren't listening. Gerçekten dinlemiyorsun falan diyor. Evet. Şimdi we all agree Nebula stay. I'm sorry Gamora. Gitmesi ya gitmesi gerekiyor diyeceğiz ya da kalsın diyeceğiz. Ben kalsın diyorum. Kalsın diyeceğim ben. Yani bunun bir vakti yok ama hani bakayım. Bir saniye. Burada ben de yayını kontrol edeyim. Ne durumdayız falan filan. Terminal falan filan. Gitmesin abi değil mi? Gitmesin. Peki bir şey soracağım. Nimet burada mı? Ya da Fırat burada mı? Neyse yazarlar. Evet. Kalsın diyorum ben de. Ha durun. İkiniz de aynı şeyi istiyorsunuz ya. Gerçekten haklı diyor da. Bazen olur bunlar. Genelde de bazenlerden daha çok yani sürekli oluyordu. Neyse çeviremedim. Peki, saçmaladım da. Belki de birbirimize bir şans tanımalıyız. Peki. Peter.
Aa, sonunda buldum diyor Shrine'ın yerini. Okay. Tamam. Hadi gidelim. Yayın gitti, evet. Bayağı komple gitti. Şu an tekrar gelmiş olması lazım. Çok önemli değil yani. Kaldığını seçtim sadece. Şu an barıştılar. Birbirlerine bir şans tanıyacaklar, bu kadar. Evet, güzel. Bakalım. Bayağı aralarındaki sorunu çözdüm. İstersek düşman yapabilirdik. Nebula'yı bambaşka bir karakter yaptık. Bu arada ben God 2'yi izlemedim. Şu an God 2'de ne oldu bilmiyorum. Evet, benim en sevdiğim assassin. Kız kardeşler. Çok kötü. Her şey gerçekten gayet iyi. Bir isim diyor. Neyse. Odada görüşürüz falan filan. Teşekkür ederim Nebula'yla konuştuğun için. Gerçekten. Umut verdi falan filan. Ne yapıyorsun? Sarıl sarıl. Ne? O bıçak mı? Fırlatma, o yıldızlar şurikenler mi? Gerçi çoğu zaman sarılmam diyor. Genellikle sarılmam. Sen benim iyi bir arkadaşımsın. Dur. O söylediklerimde özür dilemek istiyorum. Yani ciddi değildim. Hey, bunun için endişelenme dostum. Sonunda en azından yaptım. Evet, yakındı. Evet, en azından geç de olsa özür diledim falan dedi. Bu da patlıyor. Neyse, bu mantis ya, kızmayalım. İyi bir insan sonuçta. O. Birisi için. Gerçekten nostaljik bir insansın dedi. Lan ne oluyor? Ne oldu, ne oldu? Neden ağlıyorsun? Ben niye ağlıyorum? Ne oluyor lan? Bunun için üzgünüm. Sometimes emotions overwhelm me and reflect back onto others. Ha, çok fazla yükseliyorum ve diğer insanları etki ediyor diyor. Benim duygularım. Onlar da benim gibi oluyor, kötü oluyor diyor, ya da iyi oluyor. İyi iyi, sıkıntı yok. Burada gemideki herkes hisleri tarafından zehirlenmiş falan diyor. Şu an her şey gayet iyi falan. Evet, tamam. Neyse, artık geleceğe odaklanalım. Çok naif ve iyi, güzel bir şey diyor yani, yaptın. Nasıl diyeyim? Anlatamadım. Müziğin dinleme izin verdiğin için teşekkürler. Beni daha iyi hissettirdi. Ve çok kötü aynı zamanda. Bayıldım. Buna aşık oldum diyor yani. Önce bir kodekse bakalım. Neler var burada? Drax'ın ailesi, Drax, Dünya, Gamora, Groot, Half-World, Ala, Teyze, Ayy, Layla, Mantis, Meredith Quill. Şimdi üstünden geçmek gerekirse zaten biliyorsunuz. Ha, bu uçaklara ailesinin ismini vermiş işte falan filan. Drax zaten işte kızı ve neydi, eşi olması lazım. Evet. Onlar ölmüştü. Onları geri getirmek istiyor. Gamora zaten mevzusunu biliyorsunuz. Kız kardeşi falan bilmem neydi. Onunla takılıyor. Barıştırdık. Groot kankisiyle takılıyor. Bir tane hapishane gemide tanışmışlar. Nereden geldiği falan filan tam olarak bilinmiyor. Bu hala zaten boş bir karakterdi. Layla da bizim roketin manitası. Mantis zaten tanıştınız bu bölümde. Meredith Quill annesi. Nebula'yı zaten biliyorsunuz falan filan. Şunları da en azından böyle bir görmüş olalım. Thanos vesaire. Kree'ler. Milano'lar. Yondu zaten meşhur kardeşimiz.
Albert. Ah.